Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Lunge üzerine arkadaşlar genel spekülasyonları aynı zamanda ekip açıklamalarını değerlendirdiğimiz bir video olacaktır. İlk olarak klasi bir açıklama yapıyor. Diyor ki anti kripto bakış açısı 2023'te ABD ekonomisine en büyük tehdittir diyor arkadaşlar. Şimdi bu konuyla alakalı başlarına ABD maalesef çok iş açtı. Hatta bu konu üzerinden inanılmaz derecede ABD regülatörleri ve Hazine Bakanlığı özellikle büyük bir eleştiri aldı arkadaşlar. Çok ciddi eleştiri aldılar. Zira biliyorsunuz aynı dönem içerisinde sürekli anlamda kriptolarla ilgilenilirken Aynı dönemde bankalar tarafında büyük bir iflas etabı karşıya çıktı. Karşı karşıya kalındı. E tabii ki gelen eleştirilerde kriptolarla bu kadar işte ilgileneceğinize, böyle yapacağınıza e, düzgün bir şekilde bir ekonomi yürütseydiniz de bunlar olmasaydı gibi açıklamalar geldi. Tabii bunlar daha e, kısa orta vade durumlarıydı arkadaşlar. En nihayetinde ikisiyle de ilgilenilebilir miydi? İlgilenilebilirdi tabi. En nihayetinde şunu da bilmek gerekiyor. CZ'nin yapmış olduğu hatırlarsanız ki bir açıklama vardı ve kendisi diyordu ki bankalar blockchain'i benimsemeyen ve kripto paraları benimsemeyen bankalar çağın dışında kalacaktır ve bu çok doğru. Örneğin şu anda Birleşik Krallık tarafı inovasyonu kriptolarda engellemeyen bir bakış açısıyla devam ediyor. Önceden sert bir tutum izlenirken son zamanlarda bu tutumun çok fazla Birleşik Krallık üzerinde yeni ortaklıklar kurulmasıyla karşımıza çıktı. Dolayısıyla ne yazık ki ABD'de artık bu olmayacağı gibi daha çok şirketler Birleşik Krallık tarafına kayacaktır arkadaşlar. Bu da zaten sıkıntılı bir süreç yaşayan ABD ekonomisinde kriptodan aslında bekledikleri payı alamayacakları anlamına gelecektir. Bir diğeri Zara'dar, Microsoft'un paylaşımını yapıyor ki bu da çok fazla spekülasyona sebebiyet verdi. Biliyorsunuz Terra Classic de an itibariyle bir yapay zeka blockchain'i olma daha doğrusu yapay zeka üzerine bir yan blockchain kuruyor arkadaşlar. Tamam mı? bu şekilde söylesek e, daha doğru olacaktır, daha mantıklı olacaktır diyebilirim. Üzerine tabii ki Microsoft paylaşımı yapılınca Allah ne oluyor işte? Microsoft biliyorsunuz yapay zekalara 10 milyar dolar vesaire bir e, openaya özellikle yatırım yaptığı için spekülasyona sebebiyet verdi. Tabi Zaradar önden şu an yer yapmaya çalışıyor tabiri caizse. Fakat ne olacağına yönelik ben kesin bir şey olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar aksi e, gelse de ki Zaradar'a soruldu ne oldu yatırım mı yapacaklar falan. Zaradar e, konuyla alakalı tepki vermedi. Çünkü spekülasyon yaratmak istedi fakat olayın üzerinde de e, hayır da demek istemedik çünkü e, spekülasyon yaratmak istiyor tabi haber niteliği yaratmak istiyor arkadaşlar. Ancak ilerleyen süreçte yapay zekanın vuku bulmasıyla ve yeni token çıkınca e, yatırım alabileceği bir sezon yaşanabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da bekleyip görmek lazım tabi ki. Şimdi e, bir diğer mesele yine bir isim açıklama yapıyor ve kendisini çok fazla eleştiren bir ekip üyesi yine adını vermiyorum. Zara Dara söylüyor bunu ve Zara Dara TGF'den diyor e, buradan diyor TGF'e atladınız ve en son Terra Rebels'ı da sen batırdın diyor. Sen bu piyasa için çok kötüsün ve Terra Classic'in başına gelen en kötü şeysin diyor. E, bu arada bunu çok küfürlü bir şekilde söylüyor. Zaradar da ona küfürlü bir şekilde e, cevap veriyor. Şimdi Terra Rebels Zaradar yüzünden mi battı? E cevap hayır olacaktır arkadaşlar. Çünkü Terra batışındaki genel unsur bir. En son patlak verdiği noktadan önce zaten ki şu anda Terra Rebels, e, Terra Klasik için herhangi bir faaliyet yürütmüyor. Şimdi bundan önce geliştiricilik konusunda içeride anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Nasıl? Yol haritasını yayımladılar biliyorsunuz. Yol haritası yayımlandıktan sonra buna düzgün bir şekilde... Plana sadık kalarak ve itaat ederek ilerleyeceklerdi. Fakat iş öyle olmadı. Kimisi farklı bir yolu tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Yani içeriden çok fazla çatlak ses çıkmaya başladı. 22 kişilik bir ekibin yarısı yeni bir yol haritası yayınlayalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım tarzında konuştuğu zaman tabii ki içeride çok fazla fikir ayrılıkları çıktı. İş burada başladı. Devamında... Birkaç isim ortalama 150 bin dolar gibi bir noktada 150 bin dolar civarında bir e, fon kaybı olduğu zaman işler özellikle bu noktada patlak verdi. Ve Zaradar'la Edward Kim Terra kurucusu olmak suretiyle Terra bıraktıklarını tamamen buradan ayrıldıklarını açıkladılar. Zaten bundan sonra 22 kişilik bu ekip 20 kişiye düşmüş oldu. Hemen ardından 12 kişinin anlık ayrılışı daha geldi ve ne oldu? Bu noktalara kadar yani 8 kişiye kadar düştü. Ardından zaten tamamen faaliyetler bitti. Yani burada e, Zaradar'ın herhangi bir suçu olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde hareketler yapılıyor. Şimdi bir diğeri kendisi yine aynı isim Zaradar'ın ayda 13 bin dolar tahsis ettiğini Tere Klasik üzerinden ve bunu hak etmediğini söylüyor. ya Önceki videolarda da aslında buna değindik arkadaşlar. Zaradar. 13 bin dolar ayda alıyor mu almıyor mu çok farklı spekülasyonlar var ama buradaki asıl mesele şu bunun şeffaf olmaması ekip işin başından beri topluluk havuzuna giden para konusunda da aynı şekilde kendilerine ayrılan fon konusunda da sürekli şeffaf olunacağını şeffaf bir şekilde hareket edileceğini kime ne kadar gittiğinin anlaşılabileceğini iddia etse de zamanla bu böyle olmadı ki yeni iddialar çıktı. Bunlar iftira olarak adlandırılsa bile aslında şeffaf olmadığı için bu iddialar çıkabilecek. Yani iftiradan ziyade iddia denebilecekti buna. Çünkü dediğim gibi farklı spekülasyonlar var. ya. Yani kimi diyor ki Zaradar ve ekip üyeleri her biri ayda 13'er bin dolar alıyor. Kimi diyor ki yılda her biri 13'er bin dolar alıyor. Kimisi diyor ki ayda Toplamda hepsi 13 bin dolar alıp para eşit bölünüyor. Kimi diyor ki bunu yılda yapıyorlar. Yani çok fark fazla farklı farklı şekilde üzerinden spekülasyonlar yürüyor arkadaşlar. Bunun olmasındaki sebep de tam bir şeffaflığın olmaması ne yazık ki. Zaradar bunu 13.000 doları alıyoruz ve eşit bir şekilde dağıtıyoruz üzere açıklamıştır. Fakat Zaradar'ın yaptığı açıklama doğrultusunda da bunu her ay mı alındığı e, ya da yıl içerisinde mi alındığı bilinmemekte e, zannediyorum bunu her ay alıyor olacaklardır çünkü kendisi vaktiyle el bir üzerinde daha önce bir para dağıtımı yapıldığını ve e, bu para dağıtımlarından hatta usdc tutması olarak ekibin buna müsaade etti yani luncu da usdc çevirmesi konusunda müsaade ettiğine dair açıklamalar yapmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı bunun her ay alındığına yönelik bir durum olduğunu aslında anlayabiliyoruz diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.